Merhaba ben Barış Biner. Bugünkü konu başlığımız erken seçim olur mu? Son dönemdeki anketleri incelediğimizde AKP'nin istediği oy oranına ulaşamadığını görüyorsunuz. Çok e, süper bir çözülme olmamış olsa da AKP'nin alıştığımız değerlerinin yine altında çıktığını görüyorsunuz. Eğer AKP burada istediği oy oranını elde edebiliyor olsaydı bence seçime giderdi. Çünkü bir güven kaybı yaşanıyor. Ne ekonomide, ne dış politikada, ne de diğer konularda AKP kendi tabanı haricindeki diğer kesimlerin güvenini kazanamadığı gibi kendi tabanındaki yıpranmayı hissedebiliyor. Özellikle başkanlık rejimine geçildikten sonra buradaki güven kaybının arttığını görüyorsunuz. Çünkü TBB'nin işlevi ortadan kalktığında yerel halkla e, iletişime geçen yöneticiler ve milletvekillerinin etkinliği azalmış durumda ve saray her işe yetişemiyor. Ve ülkede aynı zamanda yaşanan ekonomik kriz de AKP'nin oylarında ciddi bir gerileme olduğunu işaret ediyor. Normal şartlar altında bu durumda güven kaybını yeniden kazanmak için ve iktidarını toparlamak için AKP ve Tayyip Bey seçime giderdi. Ancak şu anki AKP'nin yaptırdığı anketlerde de AKP'nin oy oranını kendilerinin istediği seviyede çıkmamasından dolayı erken seçim riski alabileceklerini zannetmiyorum bu manada 2020 içerisinde en azından ilk bölümünde bir erken seçim beklemiyorum. Ancak zaman geçtikçe ekonomik kriz tabanda ve halkta daha çok hissedilmeye başlanacak. AKP'nin ülkeyi yönetememe durumu arttıkça ve bunları daha çok hissettiklerinde toplum baskısı karşısında erken seçime gitmek zorunda kalabileceklerini düşünüyorum. Ancak bunun için 2020 değil 2021 yılını görüyorum. Burada yeni kurulacak partilerin de mecliste grup kurabilme olasılıkları da bu tahminimde bir etken. Eğer babacanın grubu TBMM'de bir grup kuracak kadar sayıya ulaşabilirse yapacağı transferlerle AKP'yi daha da yıpratacak ve toplumdaki muhalif dalganın yükselmesine katkı sağlayacaktır. AKP şu anda yönetememe durumunda ancak şu anda seçime gitmesini gerektirecek kadar çok ciddi bir toplum baskısı olmamakla beraber bunun Önümüzdeki 6 ay ve 8 aylık süreçte toplum baskısının artacağını, yeni kurulacak Babacan'ın muhalif partisi ve Gelecek Partisi'nin de daha aktif bir rol almasıyla tabandaki baskının artacağını ve ülkeyi yönetemez duruma getireceğinden dolayı AKP'nin mecburen seçime gitmek zorunda kalacağını düşünüyorum. Evet. Toparlamak gerekirse şu an neden seçime gitmiyorlar? Ee, şu anda yönetememe durumda olduklarını görüyorlar. Sıkıntıyı görüyorlar. Ee, en azından bir güven kaybı için gitmek istiyorlar. Ancak veriler riskli ve risk almak istemiyorlar. Görev süreleri var. Tayyip Bey'in görev süresinin e, dolmasına bir süre var ve neden bu riski alsın? Seçime gitmemelerinde bir başka etken de Cumhurbaşkanlığındaki iki dönem kuralı nedeniyle Tayyip Bey'in kendisi anayasa gereği seçim ee, seçim e, kararı aldığında tekrar aday olamayacak olması seçim kararını TBVM'ye aldırmak istiyor ve seçim kararı alanının aynı zamanda kendi partisi olmasını istemiyor ve bu manada tepki çekmek istemiyor. Çünkü vatandaş seçim kararına karşı e, ters bir e, oy davranışına bulunabiliyor. Seçim kararı genelde toplumumuzda desteklenmiyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığının bu kararı alması ile beraber koalisyonla gereği Tayyip Bey'in tekrar aday olamama durumu var. Ancak seçim kararını TBMM aldığında hem üzerlerindeki seçim kararı alma yükünü atacaklar hem de Tayyip Bey'in yeniden aday olma durumu ortaya çıkma e, durumu olacaktır. Bu yüzden de bunun TBMM'ye atmayı, bu seçim kararını TBMM üzerine atmayı planlıyorlar diyebiliriz. Sonuç olarak toplumda iktidara duyulan güven giderek azalıyor ve şu anda %50 sınırının altında olduklarını genel anlamda anketlere bakarak söyleyebiliriz. Kendi anket firmalarında bile istedikleri oranlara ulaşamıyorlar. En fazla %49 ya da %50'yi küsüratla geçebiliyorlar. Bu da MHP ile birlikte olduklarını. Ancak daha tarafsız anket şirketlerinde AKP ile MHP'nin toplumunun %40'ı zor bulduğu anketler bile söz konusu. Dolayısıyla Dolayısıyla şu noktadan sonra toparlamaları çok güç. Çünkü iktidar sıkışmış durumda. Açıkçası AKP görev süresinin bitimine kadar dayanamayacaktır ve erken seçim kararı alınacaktır. Bu AKP'ye Tayyip Bey tarafından mı alınır, TBMM tarafından mı alınır ya da anlaşarak bir seçim kararı mı alırlar? Bunlar ayrı noktalar. Şu anda gidebildikleri yere kadar gidecekler ve en sonunda dayanamayıp AKP'nin normal iktidar ömrünün resmi olarak tamamlanmasından daha önceki bir süreç içerisinde 2021 2021 yılında muhtemelen belki de 2020 yılının sonlarında şu anda buna tarih verebilmemiz çok güç. Seçim kararı almak durumunda kalacaklar. Buna mecbur kalacaklar. Kalmamaları durumunda da zaten azalan oylarının iyice diplere vurduğunu hep beraber göreceğiz bakalım nasıl bir siyasi atmosfer olacak artık AKP'nin beraber koalisyon kurabileceği ortak bulması oldukça güç İyi Parti'nin de AKP'ye yanaşacağını düşünmüyorum ya da AKP içerisinden çıkan iki siyasi aktörün Babacan ve Davutoğlu'nun da AKP'ye ortaklık edeceğini düşünmüyorum. Zaten memnun olsalardı orada olurlardı. Hayırlısıyla Türkiye tekrar parlamenter rejime ve demokrasiye dönecek ve AKP'den en kısa sürede kurtulmamız Türkiye'nin lehine olacaktır diye düşünüyorum. Evet erken seçim kararı olacak mı? AKP ömrünü tamamlayamayacak ancak şu an için değil. Ama önümüzdeki süreçlerde bu konuşulacaktır ve olacaktır eninde sonunda. Ama bunun için yaklaşık 8-10 ay ya da 1 sene gibi bir süreye daha ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Eğer yayınımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Ben Barış Biner. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.